CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan Tülkin beyan ettiği 2020 yılı nüfus verilerine dayanarak YSK'nın illere göre milletvekili sayısını belirlediği husus üzerine açıklamalarda bulundu. CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Şubat ayında TÜİK'in 2020 yılı nüfus verilerine açıkladığını belirtti ve YİSK'ın da bu verilere dayanarak bu hafta güncel milletvekili sayısını belirlediğine ve kamuoyu ile paylaştığına değinerek şu açıklamalarda bulundu. Biz siyasi temsiliyetin sorumluluğu gereği zaten TÜİK verilerine dayanarak istatiksel hesaplamaları Şubat ayında yaptık. Dolayısıyla bu acı tabloyu resmi olarak açıklanmasa da gördük. Ne yazık ki şehrimiz sadece ama sadece 572 kişi az nüfusu ile 3. milletvekilliğini alamadı ve yine 2 de kaldı. Yeni cezaevi başta olmak üzere diğer kamu yatırımlarından herhangi biri tamamlansa, inanın çok kolay şekilde bu sayıyı tamamlayıp önümüzdeki seçimlerde 3 milletvekili ile temsil edilecektik. İlhan, parlamento çatısı altında da konuyu gündeme getireceğim. İlhan, konu ile ilgili önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi, bünyesinde de kapsamlı bir değerlendirme ve açıklama yapacağını sözlerine ekledi ve konunun seçim bölgesi Kırşehir açısından önemli olduğunu ifade ederek açıklamalarını şöyle sürdürdü. Kırşehir bir milletvekili çıkarmak için gereken kişi sayısında istatiksel olarak Türkiye'de maalesef ilk sırada bulunmakta ve bunun neticesinde hemşerilerimizin sayısal olarak TBMM'de temsil gücü azalmaktadır. Dolayısıyla YSK tarafından güncellenen iller bazındaki milletvekili sayısı demokrasi gazisi Kırşehir'in iktidar tarafından ne kadar geri plana atıldığı ve sahipsiz bırakıldığını ayan beyan ortaya koymaktadır. Zira geçen seneki güncellenme sonrası Kırşehir 3. milletvekilliğini yine çok az bir rakam ile kaçırmıştı. Bizler geçen sene bu konuda belediye başkanımız ile bir araya gelip şehir nüfusunun artırılması ile ilgili neler yapabileceğimizi istişare etmiştik. Bunların sonucunda belediye meclisi tarafından alınan 1 Ekim 2020 tarihli ve 84 nolu karar doğrultusunda ulaşım hizmetleri bedeli indirimi ve ayrıca su kullanım bedeli indirimi gibi kampanyalar ile öğrencilerin ikametlerini Kırşehir'e aldırmaları konusunda farkındalık yaratma çalışmaları yapıldı. Ancak bilindiği üzere pandemi süreci nedeniyle üniversitelerde yüz yüze eğitime ara verilmesinden dolayı bu çalışmanın amacına istenilen düzeyde ulaşılamadı. Kırşehir'deki tüm yetkili ve ilgili kuruluşlar ivedilikle bir araya gelmeli ve gelecek yıl için çalışmalara başlanmalıdır. İlhan son olarak önümüzdeki yıl için şimdiden çalışmalara başlanması gerektiğini zira TÜİK'in her yıl sene sonunda adrese dayalı nüfus verilerini güncellenmekte olduğunu ve YSK'nın da bu verilerden yararlanarak her yıl illerin kaç milletvekili ile temsil edileceğini yeniden hesapladığına ve güncel verileri kamuoyu ile paylaştığına vurgu yaptı ve açıklamalarını şu sözlerle noktaladı, bu bağlamda halkımız ve ilimizdeki sivil toplum ile bağını tamamen koparmış olan iktidar milletvekili sayın. Kendirli başta olmak üzere Kırşehir'e rutin faaliyetlerinin dışında başkaca kayda değer hizmetleri olmayan diğer kurum ve kuruluşlar ivedi olarak bir araya gelip çok az bir rakam ile kaybedilen 3. milletvekilliğini yeniden alabilmek için çalışmalara başlamak zorundadır. Bu onların görevidir, Kırşehirlilere sunacakları bir lütuf değildir. Herkes bu güzel şehre vefasını somut olarak gösterecek ve umarım önümüzdeki yıl aziz hemşerilerimiz TBMM'de 3 milletvekili ile temsil edilme hakkını kazanacaktır.